Αυτό το καλοκαίρι θα είναι μαγικό. Θα ζήσουμε το κάτι διαφορετικό. Τη νύχτα μέρα θα την κάνουμε εμείς. Και όνειρο θα μοιάζουν όλα θα το δεις. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι μαγικό. Θα ζήσουμε το κάτι διαφορετικό. Hepinize merhaba, ben Mübü, sizin keşif rehberinizim. Ordu ilinin ilçelerini karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün ise İkizce ilçesindeyiz. İkizce ilçesi daha önceden Ünye ilçesine bağlıydı ve 1990 yılında ilçe olmuştur. İkizce ilçesinin ismi 1957 yılına kadar Laleli olarak bilinmekteydi. Bölge halkının girişimleriyle İkizce olarak değiştirildi. Değiştirilmesinin sebebi de İkizce ilçesinin ortasından geçen bir dere. Dere ilçeyi ikiye böldüğü için İkizce olarak adlandırıldı. Bugün bakalım nerelere gideceğiz, neler yapacağız? O zaman ne diyoruz Mübünün rotası başlasın. Muhtarım, önce sizi tanıyabilir miyiz? Özpınar, mahalle muhtarı Cüneyt Güler ben. Muhtarım, şimdi bu mahallede kaç kişi yaşıyor, ilçeye ne kadar uzaklıkta? Bunlardan biraz bahseder misiniz köyü tanıtmak için? 130 hanelik bir mahalleyiz biz. 400-450 kişilik bir nüfusa sahibiz. İki mahalleyiz biz. Bir de Sile mahallemiz var bizim. Onunla beraber 450 nüfusa hitap ediyor. İlçeye de 10 kilometre falan mesafemiz var. Peki burada kışın kalan oluyor mu? Tabii ki. Genelde bizim burada göç verme şeyimiz yok. Yani çok az olur. Ünye'ye inenler, okul için inerler. Başka bir şey için olmaz yani. Geçim kaynağı nasıl sağlanıyor peki? Burada fındık. Kalanlar ne işle uğraşıyor? Fındık, hayvancılık. Herkes kendi ihtiyacına göre. O kadar yani. Bizde burada fındık ve hayvancılık olur. Bir faaliyet var mı şu an? Ne gibi? Yani köye yapılacak bir şey var mı ya da? Yani şu andaki programda olan asfalt programımız var. Camimizi zaten yaptırıyoruz. Başka da herhangi bir şey, faaliyet yok şu anda. Arayollarımızda betonlarımız oluyor. Osman Başkanımız sağ olsun yardımcı oluyor. Kaymakamımız vasıtasıyla. Allah razı olsun hepsinden de. Önce sizi tanıyabilir miyim? İkizce Özpınar Mahallesi'nden Adem Kışla. Adem Bey, şimdi burada arıcılıkla uğraşıyorsunuz. Bunun evet. Bakımını nasıl oluyor? Biraz arıcılıktan bize bahseder misiniz? Vallahi şu anda kış dönemine dönüyoruz artık. Hı hı. Arıların işte son durum bakımlarını yapıyoruz. İşte arıları taraltıyoruz alanlarını. Yani ana var mı yok mu şey yapıp Allah'a emanet edip bahara kadar bakımlarını bitirmiş oluyoruz, son bakımlarını. Bahar. Bal üretimi nasıl oluyor peki? Bal üretimi gayet güzeldi bu sene. Güzel bir sezon geçti. Yani ballarımızı da satışını da bitirmek üzereyiz artık şu anda. Satış da yapıyorsunuz. Tabii tabii kendi. Mesela? Vallahi bir 400-500 kilo üzerinde bir satışımız gerçekleşti şu bu sene. Arı dışında kaz, hindi falan da var. Onlar da siz bakıyorsunuz sanırım. Evet. Bu geçen yıl hobi oldu bana. 4 tane kaz aldım. Onu 20'nin üzerine çıkarttım. Evet, bayağı fazla. Evet, şu anda MAPS kazı var mesela. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtıp da biz de onlardan yumurtalarını aldık. Biz de oradan onları bayağı bir çuvattık yani. Peki hepsinin bakımı zor olmuyor mu sizin için? Yok, onlar zaten akşam sabah öğlen yemlerini verdim miydi, sıkıntı değil. Ama tabii kaz az sıkıntı, şöyle su gerektiren bir hayvan. Hayvanın özgürlüğünü biraz kısmış oluyoruz ne kadar su versek de. Ama hindi güzel. Hindi bakımı, hindi daha kaza göre zararsız bir hayvan. Kış da geliyor peki, kışın nasıl olacak? Kışın zaten çok azaltacağım gazları. Onları kar yağdığı zaman da kesimini yapacağım. Kesecek misiniz hepsini? Onların hepsini. Aa, nasıl kıyılır onlara? Aslında biraz da zor olacak. Ben olmayacağım ama artık şartlar onu gerektiriyor kazlarda. Bizim unuttuğumuz, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı arıcılık hakkında? Tekrar sorayım. Vallahi arıcılık güzel bir meslek. Benim çocukluktan beri gelen bir hobim.
Şu anda mesela bu mahallede 15 yıl, şimdi muhtar arkadaşımızdan önce 15 yıl muhtarlık yaptım. Hı hı. Ve muhtarlığımızı da devam ettirirken yine arımı aynen boş bulduğum vakitlerde arıcılık yapıyordum. Ve şimdi arılarımın sayısını daha da boşa geçtik. Arılarımızın çuva atacağız. Hani tüketiciye de elimizden geldiği kadar da temiz bal sunmaya gayret ediyoruz. Zaten tüketicimiz de onun bilincinde. Herkes de bizi tercih ediyor. Tercih ettiği için de herkese teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz size. Biz de size teşekkür ediyoruz. Buraya doğru geldiniz. TV52 ailesi olarak. Biz burada bu sene bal hasat şenliği, Tarım İl Müdürüm Kemal Yılmaz Bey, Arıcılar Birliği Başkanımız Akın Çiftçi, İlçe Tarım Müdürümüz İkizce Erdal Ekinci, onlarla da bir sunum gerçekleşmiştik daha önce sizlere. Ben her onlara da teşekkür ediyorum ayrıca. 2020 yılı hasadını da bitirmiş oluyoruz yani bu arada. Şimdi bu arımızı, kışlık bakımını son rütüşündeyiz. Şimdi bunun şu anda bunları biz taralttık. Hı hı. Buralara doldurduk. Eski giymediğimiz şeylerle, çamaşırlarla. Ve son şurubumuzu da verdik. Hı hı. Bu yavru çıkış, evet bu şurup oluyor. Bu arılarımızın, yani bu 2 oranında şeker, 1 oranında su ile yapılan arılarımızın son rütüşü, şuruplamasını yapıyoruz. Yavru çıkışlı yerlerine koyacaklar. Ve Mart'a kadar bu şekilde Şubat, Mart'ta tekrar açıp kontrol edeceğiz. O zamana kadar bakımlarını yapmış oluyoruz. Yavaş yavaş bal da zaten bu şimdi arının kendi ihtiyacı olaraktan. Hı-hı. Şimdi burada bal sezonu dediğimiz zaman da burası 10 çarşafıya dayanacak. Buna katı koyduğumuz zaman da katı
kattan alacağız balığı. Şu an 7 tane çerçeve var. Şu anda 6 tane bu bölme tahtamız. He, bölme tahtamız. 2, 4, 6 çerçeve var. Buna 4 çerçeve daha koyacağız. Bu gelişecek. Buna katı koyduğumuz zaman da bal alacağız kattan. Yani şu anda besleme bu. Yani güz beslemesi diyoruz biz buna. Siz alıştınız tabii de zor, evet. Çok zor. Yani tabii ki zor, şöyle zor. Şimdi bu biz poşetle biz bu sene verdim ben. Hı-hı. Bu poşetle vermeden şurupluktan daha ideal oluyor. Arı bunu kendi ihtiyacına göre bundan alıyor, boğulma falan olmuyor. Hı-hı. Hani daha güzel oluyor bu ama bu daha az zahmetli. Hı-hı. Bunu tekrar 2 gün sonra bu poşetler toplanacak. Hepsi ayrı bir şey yani. Şimdi körük de yaptık biz. Bu ne işe yarıyor? Bu arıları sakinleştiriyor. Arılar bize şey yapmayacak, saldırmayacak. Yani bunlar diyor ki sahibim geldi benim diyor artık diyor. He. Yani. Bitti bu da galiba. Bunu yok, düşmüşük. Toprak dolmuş. Toprak dolmuş. Korkunca öyle oluyor işte. O sizin hatanız oldu. O da doğru. Biz de fark edemedik. Bu şekilde işte arıcılık. Şu çıkartabiliyor muyuz onu? Çıkmıyor. Neyse çıkartmayalım. Şimdi sen güvendesin. Kazaya kurban olmayalım. Evet, biz bugün bunu kapatalım, da, kapatalım. Bugün bir de cuma. Şöyle. Evet, bunu da aynı tekrar kapağını bu şekilde buraya koyuyoruz. Tamam. Burada. Kovanında değil mi? Tabii. Hiç. Bunlar hiçbir başka kovanı kabul etmezler. Herkes kendi kovanına girer çıkar. Kazlar mı? Bizi kovalıyordu hindi. Hindi mi? Yok, o kasada. Kivi de elimde kaldı. Ha, aşağıda oldu daha. Bak bunlar şimdi bizim sesimize geliyor. Kazlar. Bizim Kazan sesimize geliyor. Bize geliyordu. Bunlardan ayrılmaz o. Şeyi. Yanına gittik diye saldıracaktı bize. Çok yoruldum. Hindi beni kovaladı. Şimdilik birazcık dinleneceğim. Salıncak buldum. Bu keyfi kaçırmak istemedim. Sizin yerinize de sallanırım şimdi. İkizce'deyiz, Özpınar köyündeyiz ve mahallede 2 tane bakkal var. Evet. Ablamın yanındayım ve bakkallar karşılıklı. Aranızda bir rekabet olmuyor mu? Yok, olmuyor. Ama karşılıklı. Tamam, olsun, sıkıntı olmaz. Niye? Bazılar olsa yaratır. Yok, hayır, olmaz. Peki sizde fiyat ne, onlarda fiyat ne? Fiyat fark oluyor mu? Aynıdır, hiç fark olmaz. Aa. Olmaz. Başkaları da işte. Olmaz, hiç olmaz, sorabilirsiniz herkese. Siz artık alıştınız burada. Tabii tabii. Peki neler satıyorsunuz içeride? Ya, küçük bir bakkalımız. Gıda maddesi, daha başka bir şey değil. Gıda peki maddesi. Şimdi bazen köy defterlerini satın alıyorlar. Herkesin parasını ödüyorlar. Evet. Burada da öyle bir şey yaşandı mı? Bizde yok şu anda. Okulumuz olmadığı için olmuyor. Allah yok Allah. Şimdi okul karşıda ya, Kaynartaş'ta. Aha. Taşımalı bizim burada. Şu aşağıda burada mı kalıyor? Ha, şey hemen karşımızda kalıyor. Aha. Hemen karşımızda kalıyor. Rekabet yok aslında. Yok, rekabet yok. Olmaz zaten. Sen tek mi işletiyorsun burayı?
Ben kendi oğlumu bırakıyorum buraya. Hı-hı. Şimdi yaşım 67 geçti. Maşallah, hiç göstermiyorsun. Yok, gösteriyorum. Göstermiyorsun. Bayağı bitti. Sen bana inan, göstermiyorsun. Değil mi? Hiç bitmiş gibi de değilsin teyze. Valla bittik. Yok bitmedin. Şu anda iyi. Hani bilmiyorum. İyisin, iyi, sağlığın saatin yerine maşallah. Ya şükür Allah'a, ama ben ilaç falan öyle içmiyorum ben hiç. Karadeniz kadın işte, yediğin içtiğine dikkat ediyorsan. Yani ne bulsak yiyor işte. Ne yiyor? Pancar, pala. Hepsinde yiyor. Yok. Ya afiyet olsun. Şükür Allah'ımıza, hani her şeyimizde bol. Fasulye olsun, pancar olsun, her şey var tabii. Kış hazırlık yaptın mı peki? Kış sezonuna gireceğiz artık. Herkeste bir hazırlık var. Turşumuzu yapmıştık. Ne turşusu yaptın? Fasulye turşusu. Başka? Pancar turşusu. Başka da bir şey yapmadım o daha. O kadarcık. Galderik, kabak, hiçbir şey yok mu? Ya benim evde yapanım olmadığı için tek başımayım ben. Niye, gelin kız çocuk yok mu? Yok yok. Ben yapıyorum evin işini. Allah Allah. Bakkala da geliyorum. Şimdi çocuk servise gidiyor. Ben kendim bir daha burada kalıyorum gülüsün. Hı. Bu kadar. Amcacığım merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sizden de. İsmini öğrenebilir miyim? Mevlüt Güler. Mevlüt amca. Evet, buyur. Bu bakkalda senin karşılıklı. Tabii. Aranızda anlaşmazlık olmuyor mu? Hayır. Hayır, olmuyor yani, rahatız. Aranız iyi. Rahatız tabii ki kardeşim. Başkası olsa muhakkak. Kavga kıyamam. Muhakkak ki tabii. Çok şükür iyiyiz. Komşumla aramız iyi yani. Böyleyiz kardeşim. En çok size mi geliyorlar, oraya mı geliyorlar? Oranın müşterisi daha fazla. Sen ne niyaz? Öyle icap ediyor. Niye öyle icap ediyor? Ben fazla mala girmiyorum, biliyor musun? O sebepten oluyor. Giriyor o zaman. Ama baksana. Evet. Maşallah konuşkan. Çok şükür bir şeyler bulundurmaya çalışıyoruz tabii ki. Tabii kardeşim. Kaç seneden beri peki böyle karşılıklı? Aşağı önce siz mi açtınız orası mı? Önce ben 93'te falan açmıştım burayı. 93'ten beri burası böyle. Buradayım. Ne tadilat oldu, ne başka evet, bir şey. Evet. Doğru. Böyle devam edip gidiyoruz. Emekliyim zaten, hani şey olarak da vakit geçireyim diye oynanıyorum burada. Çok şükür. Tabii ki kardeşim. Peki emekliyim dedin. Evet. Nereden emeklisin? Esnaf Bağkurum'dan. Evet. Şu anda buranın keyfini çıkarıyoruz. Öyle yapıyoruz yani. Hani bıraksan ne iş yaparsın diyorsun. Öyle vakit geçiriyoruz, zaman öldürüyoruz. Tabii kardeşim. Dinlenme vakti. Aynen doğru. Ne içersiniz, benden bir şey için şimdi. Teşekkür ederiz. Allah için. Vallahi. Anam, çok sağ ol. Dolaplar çalışıyor. Teşekkür ederiz. Anam, öyle mi olsun? Öyle olsun. Anam kardeşim oldu. Tamam, teşekkür ederim. Allah razı olun. Sizden siz de sağ olun. Sağ olun tatlı kardeşim. Gezin böyle bazen, iyi olur. Değil mi? Tekrar geliriz mahallenin inşallah. İnşallah bekleriz. Şimdi İkizce Özpınar köyündeyiz. Teyzemi gördüm. Onunla birazcık sohbet edeceğim. Sohbet etmeden önce bana bir yorum yapılmış. Gittiğim yerlerin adını tekrar söylemem gerekiyormuş. Buradan Rabia Hanım'a selam olsun. Rabia Hanım, şu an İkizce Özpınar köyündeyiz. Söyleyeyim dedim. İnşallah bizi izliyorsunuzdur. Teyzemin yanına geçiyorum. Taktiği uçacağız hemen, kusura bakma. Ne kusuru, öyle hoş şey geldin, mi? Teyze, hoş geldin, sefa geldin. Adını öğrenebilir miyim? Gülesel. Gülesel teyze. Buralardan neler yapıyorsun? Ben mi? Ben bu zamana yaptım, yurdum, her şeyi hazırladım. Şimdi bitti işim. Bir şey yapamıyorum. Hazır bulursam yiyeyim, bulmazsam da oturayım. Ne yapayım? Kaç yaşındasın? 80'e yanaştım, 90'a. Maşallah. Sen burada tek mi kalıyorsun? Tek değil oğlum, ama tek duramam ki tatlım. Oğlun nerede? Giyiniye yeni işten geldi de. Bizim işimiz ağır tatlım. Oraya gidiyorlar. Çekiyor mu kamera bizi? Çekiyor kamera seni. Seni yayınlayacağız ekranda. Burada zamanın nasıl geçiyor peki? Bize anlatır mısın? Zamanım oturuyor bu sırada. Bir senedir iş göremiyorum. Hazır yiyeyim, oturayım. Yardım edenin yok mu? Gelin var ama gelin evde kalamıyor ki. Kendim. Burada mı oturuyorsunuz gelinle beraber? Şu evimiz var da burada oturuyoruz. Bu sen ben... burada mısın? Gelin de orada kalıyor. Kalmıyor. Beni bırakamıyorlar tatlım. Yuvalanıyorum, düşüyorum. Tamam, dikkat edeceksin ama iyisin yine. Yaşıtlarına göre iyisin valla. Bu yanda bir ağrı öldürüyor beni. İyisin. Bir şeyin yok. O da geçer yani, öyle söylüyorsun. Her şeyin tedavisi var. Nereye nasıl geçmiyor? Geçer teyze, geçer. Sen şimdi kötü düşünüyorsun ondan. Üf yavrum. Niye öyle üzüldün? Bir yaşanmışlık mı var? Yok ya.
deden öleceğine ben ölsem diye. Öyle söylemiyor ama. Allah gecinden versin. Peki o zaman şey diyelim ya, sen üzülme. Gelinin aran nasıl? İyiyiz be. Başka köy kızı, bu köy kızı değil. Sen iyi söylersen o da sağ iyi söylüyor. Söylemezsen söylemiyor. Anlaşmazlık oldu mu çaramızda? Çok. Oldu herhalde o zaman. Oldu o zaman da oluyor yavrum. Şu an nasıl aranız? Nasıl anlatayım tatlı? O zaman anlatma teyze, sıkıntıya girmeyelim. Muhtarımız çok iyi gidiyor. Kara, evet. Kara gün adamı. Allah onu bizim elimize nerede. Onun adı Cüneyt de Can Yela diyeyim ben. Hı hı. Kamerada bizi çekiyor. Çeksin teyze, ne olacak? Çeksin. O zaman teşekkür ederim ben sana. Sağ ol, sağ ol. Ben de size. Sağ ol. Ben de size teşekkür ederim. Geçen de ikisçe indim kaymakama, bu kadar yanaştım gidemedim yuvalanıya. Sen dikkat et. Az pazara girdim. Tek başına bir yere çıkma. Ah çıksam yuvala düşeyim altım. Bir yerim kırıldı yine korkuyorum ya. Sen çıkma, buralarda gez yeter. Yok. Sen nereye kızısın? Ben Ordu'dan geldim. Öyle mi? Öyle. Üf yavrum, talebe misin, evli misin? Talebe de değilim, evli de değilim. Çalışıyorum. Çalış, çalış. Çalışmayan ekmek yok. Yok, yok. Sigortalı olmam bak tatlım. Değil mi? Aynen öyle. Benim oğlum sigortalı da. Bu kaçayken gitti sigortalı. Şimdi hiçbir şey evden satmadan bize yediriyor çalıştı. Allah razı olsun. Ya, olsun, başka olsun. Yok canım, bakmaz mı? Evden bir şey üzmeden getiriyor. Ne yapsın ya? Bir anası var. Öyle kalabalığımız yok altın. Bir o, tek bir oğlu var. Hı hı. Bu da okuyor. Hiç namazını bırakmıyor. Bugün cumaya gidecek. Ya. Öğretmen beni yollar mı, yollamaz mı? Onu hesap etti. Yollar dedi babası da. Bilmiyorum. Kaynardaş da okuyalı yavrum. Sağ ol teyze, gidiyorum ben o zaman. Gitme. Nereye gitmeyeyim? Çalışıyorum ya. Çekim yapacağım da. Yap yap. Bu da sağ bir şey altın. Sigorta. Tamam. O zaman görüşürüz inşallah. Tekrar yolumuz düşerse. İnşallah, inşallah. Kaymakamımı çok seviyorum. Bu kere yanıma geldi. Hı hı. Buradan da ona selamlar. Allah'ım, adını da öğrendim. Mustafa, bir Mustafa Hoca geldi. O benim adımdan, babaanne dedi. Yanına çıkamadım yavrum. Kalaba, yalozum, düşerim yine korktum. Hı hı. O zaman görüşürüz Güleser teyzeciğim. İnşallah, inşallah. Tabii. Hadi gideyim ben artık. Hadi iyi günler diyeyim size. Bir diyeceğiz var mı? Yok, senin varsa söyle canım. Benim sağlığı. Sizin de canınızın sağlığı. Ne diyeyim, siz devlet adamısınız. Siz de çalışıp ekmek yiyorsunuz. Ha, kolay mı ekmek? Değil tabii. Tabii tabii. O zaman hoşça kal. Siz de hoşça kal. Kaymakamıma çok çok selam söyle. Buradan söyle. Buraya bak da söyle. Öperim onu, tatlımı ben öperim. Allah onu her şeyden saklasın.
Teyzem kabak doğuruyordu. Yanına geldim. İsmini öğrenebilir miyim acaba? Hanife Güney. Hanife teyze, buralarda ne yapıyorsun? Seni gördüm geldim. Burada kabak doğuruyorsun. Fasulye yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz, mısır ekiyoruz, lahana yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz. Kışa hazırlık yapıyorsun. Evet, kışla hazırlık yapıyoruz. Şimdi burada kabağı doğradım. Bu ne olacak? Bunu hayvanlara... Bunu pişirmeyeceksiniz zaten. Bunu pişirmeyeyim. Bunu hayvanlara vereceğim. Yiyorlar mı peki? Hı-hı, bunu yiyorlar. Yiyorlar bunu. Yani ilk defa duyuyorum ben. Yiyorlar bunu. Bunları da biz yiyeceğiz. İyi olursa. Ne kabağı o? Diğer kabağı. Diyeceğiz biz onu. Başka değişik isimler de vardı sanki. Bal kabağı diyeceğiz. Kara kabak diyeceğiz. Onlar diyeceğiz. Turşu yapıyor mu onlardan? Bunlardan yapmıyorum. Fasulyeden, lahanadan yapıyoruz turşuyu. Tarlanda ne var şu an peki? Şunlar küçük olanlar pancar mı? Bunlar pancar fidesi. Bunları dikeceğiz. Yeniden pancar olacak. Küçük ilk defa görüyorum küçük halini. Bunu şimdi dikeceğiz. Genellikle şimdi şu büyükleri görmeye alışkınız ya. Bunu şimdi dikeceğiz. Büyük pancar olacak bundan. Burada günlerin nasıl geçiyor peki? İyi geçiyor. Nasıl geçsin? İkimiz oturuyoruz burada Tevrat'ın. Amcayla beraber. İkiniz mi yaşıyorsunuz bu binada? İkimiz yaşıyoruz. Kışın da burada duruyorsunuz. Kışın da burada duruyoruz. Çoluk çocuk gelin. Yok. Gelin İstanbul'da onunla. Aranız nasıl? İyile, çok iyile. Gelinin aranız. İyi iyi. Emin misin? Bazılarının sıkıntısı sorun. Şimdi köydeydi de annesi güle gitti. Hem şu an burada. Köyde. Annesi de onun Niksar'da. Niksar'da. O da geziyor buralarda. Köye geldi, öyle gezmeye geldi. Buradan oraya gitti. Kendi annesi gidiyor, seni niye götürmüyor? Dedi de biz gitmedik. Niye gitmedin? Hayvanlar... Dönürün ya canım, gidip bir görürdün ya. Hayvanlarıma gidemedik ki, gidelim dedi bize. Olsun, komşuya emanet ederdin. Ne bileyim, komşuya da aziyet etmedik. Ya olsun, ne olacak bir iki saatten? Ne bileyim, yapmadık işte öyle. Şimdi gelini geçtim, dünürlerin aranması. İyile iyile. Emin misin? İyile iyiyiz. Çok iyiyiz. İyi diyorsan Allah bozmasın o zaman. İyiyiz. Ta Perşembe'de çok iyi yerde onunla. İyiyiz. Gelip gidiyor musunuz sık sık yoksa? Geliyoruz, gidiyoruz. Sık sık. İyiyiz. İyi, iyisiniz. Allah daha iyi etsin. Amin, İnşallah sıkıntı amin. Sorun olmaz. İnşallah olmuyor. Sıkıntımız olmuyor. Kaç senelik gelinim iyi ol. İyiyiz. Kaç senelik? 14 seneyle oldu? 14-15 sene oldu. Maşallah 14 yılı devirmişsiniz. Oldu. Maşallah. Öyle işte. Öyle uğraşıyoruz. Malına, moluna. Çekim yapıyoruz. Sağ olun. Allah razı olun. Ben çok da bir şey bilemeyen ben ki. Yok biliyorum. Neydi? Ne bileyim. Biz de öyleyiz. Teşekkür ederim ben sana. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ ol. Allah razı olun geldiğiniz için. Senden de Allah razı olsun. Diyeceğiz varsa söylenir. Görüşürüz inşallah. Tekrar yolumuz düşerse diye. İnşallah, inşallah. Kabak vereyim götürün. Kabak alalım mı? Şimdilik kalsın. Bir daha yolum düşerse o zaman alırım. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nereden böyle? Tarladan. Tarla nerede? Tarla burada. Evin nerede? Evim o ileride. Evle tarlanın arası niye bu kadar uzak? Milletin tarlası evinin önünde ya. Senin niye öyle? Benimki biraz uzak işte. Niye öyle oldu? Ne bileyim bilmem. Eskiden öyle yapmışlar işte. Şimdi sen ne ya evin önüne yapmadın? Evin önünde de var. Yoktu? Var da oraya da yapıyoruz. Orada da var, orada da var. Evet. Ne taşıyorsun? İneklere yiyecek. Yiyecek taşıyorsun. Yorulmadın mı? Yoruldum, çok yoruldum. Taşıyayım mı? Taşıyabilirsen taşı. Taşıyalım tabii ya. Ayıp ediyorum. Evin uzak mı yalnız? Bu da biraz ağırmış taşıyalım. Yalnız dur. Çok da uzak değil. Evlerin yanında. Hangi evlerin?
şey muhtar var ya. Yardım etmiyor dedirtmem. Tam bırak. Anam ağrımış. Allah razı olsun. Senden de razı olsun. Birazcık konuşalım o zaman. Konuşalım. Neler yapıyorsun? Burada günlerin nasıl geçiyor? Boylarda mal, ineklere bakıyoruz. Ondan sonra sarımsak diktim bugün. Sarımsak diktin? Evet. Allah Allah. İlk defa görüyorum, duyuyorum. Sarımsak diktik. Ondan dün de diktim, bugün de diktim. İki gündür sarımsak dikiyorum. Bitmedi mi? Bitti. Sonu gelmemiş. Bitti. Ay bitti. Bugün bitti. Bugün son ettik. İşte öyle. Burada hayvancılıkla uğraşıyor musun tarım dışında? Evet. Evet. Yok. Kendimize göre. Tamam dur. Seni. Yok yok götürüyorum. Dengesizlik oldu. Bundan işte öyleyiz. Malla mulla uğraşıyoruz. Kaç tane var? İki tane. Bakması nasıl oluyor? Zor olmuyor mu? Şimdi tam da bakıyoruz. Yeni buzuladı ta. Oo, küçücük. Şimdi ne tatlıdır o. Bakabiliyorsunuz. Tamam, ona da bakarız. Bakın. İşte öyle naz. Onlarla uğraşıp duruyoruz. Fındığımızı bitirdik, topladık. İşte. Ondan... Kış hazırlık yaptın mı? Şimdi bal yaptık. Bal yaptı. Ne balı? Evet, elma balı. Elma balı. Fırına attık. Elmayı attık fırına da. O nasıl oluyor be? Onu yarayan, dilimleyen, ondan sonra fırını yakayan. Sonra? Hoşaf oluyor. He. Kompostu. Kompostu. Çok da severim, biliyor musun? Sever misin? Severim. Seversen verebilirim. Teşekkürler. Tamam. Bir gidelim de şunu bir bırakayım. Tamam. Yorulduysan ver. Yok yok, yorulmadım. Taşısın. Taşıyayım tabii, bak Selçuk abime taşısın yapıyor. Taşıyorum ya. Zaten Selçuk abi. Aynen. İşte öğleniz. Siz ne işler yapıyorsunuz? Biz ne yapalım? Ordu'dan geldik. İyi, hoş. Çekim yapıyoruz. Gezi programı yapıyorum ben. Sizleri gördüm. İyi, çok yanınıza iyi. Geldim. Çok sağ ol. Allah razı ol. Allah ömrünüzü uzun etsin. Amin, sizlerin de inşallah. İşte öyleyiz. Köylerimizin işleri böyle. Köyleriniz güzel. Burası hangi köydü? Bir tekrar alalım mı? Özpınar Köyü. Özpınar. İkizce Özpınar Köyü'ndeyiz. Rabia abla bak. İkizce Özpınar Köyü. Evet. İnşallah bu programı izliyorsundur. Senden gelecek yorumları bekliyorum. Gerçekten bak. Buradan selam olsun sana tekrar. İnşallah. Ev nerede, uzak mı? Evim şu evin ilerisinde. Muhtarın evinin yanında. Azıcık daha yol var o zaman. Muhtarın evinin yer başında hemen. Pat pat geliyor, ona mı binsek acaba kestirmeden? Bilebilirsin. Yok, binmem daha. Bilmez misin? Yok, bilmem. Emme yoruldu. Binmedim ama bindim, aynı zamanda sürdüm, biliyor musun? Sürdün mü? Sürdüm tabii. Sürmüşündü. Ama kullanılması zor ya. Zor değil mi? Zor, çok zor. Azdır, geçsin. İşte. Ha şu traktör var ya, o önünde o. He, oraya kadar mı? Tamam, az kalmış ya. Az kaldı, az. Kalmış. İşte öyle. Peki sen o kadar tarımla uğraşıyorsun, tarlaya gidiyorsun, evet. Bu kadar ağır yük taşıyorsun. Evet. Sana başka yardım eden yok mu? Evde bir tane gelin var, onun da çocukları, o küçük. Hı. O da gelemiyor, işte öyle. Nasıl gelemiyor ya? Küçük çocuğu. Küçük olsun, sen bak o çalışsın. O da çalışıyor. Allah Allah. O da çalışıyor, o da. Çocuğun yanında ben duruyorum, o gidiyor. Şimdiki niye böyle oldu? Şimdiki yemek yapıyor. Ben de yemek yapmak istemiyorum. O kendisi yapıyor bir de. Yemek yapmak istemiyor mu? Yok, hiç evde. Tarlaşı daha mı cazip geldi? Aynen, tarlaşı iyi geliyor bana. Ne güzel işte. Evde o yemeğimizi yapıyor. Ben de dışarı işlerim. Peki bir şey yapayım. Soracağım. Gelinin aran nasıl? Çok iyi. Çok doğru söylüyorum. Esas doğru. Vallahi. Bak doğru söylüyorsun da. Doğru. Bak seni çekiyor diye demiyorsun da. Yok. Hayır, iyi o zaman, öyle diyorsan öyle de. Şimdi biz atlı üstü oturuyoruz. Yiyeceğiz, içeceğiz, altına yatmaya ineceğiz beyimine. Orada yiyorsunuz, içiyorsunuz. Evet, altına ineceğiz. En sonunda siz iniyorsunuz. Bulaşık falan geline hepsi, kalıyor. Hepsi geline kalıyor. Yardım etmiyor musun? Ediyorum, ben ediyorum arada. Başkası olsa etmez. Ediyorum, etmem mi? Çocukluğumuz aksi. Valla. 1,5 yaşında oğlumuz var, çok aksi. Küçükmüş ya, çok küçükmüş. Biri de okula başladı işte bu sene. O da zor ya. Çok vallahi. Zor, işte öyle. Şu ağaç ne kadar büyük şimdi? Soluk ağacı işte, çay çiçeği. Vay be. Hı. Şimdi gördüm de ona dikkat çekmek istedim. Kaç senelik? Kaç seneliktir sizce? Bilmem kaç senelik. Bayağı var. Bayağı var. 150 mi? Var.
Vardır. 150 yıllık. Evet. Vardır. Vay. Eski muhtarımız da buydu işte. Şurada mı? Aha. Buydu. Konuştuk. Konuştunuz mu işte? Şimdi de bu oğlumuz. Evet, onunla da konuştuk. Muhtarımızla. İşte öyleniz. Eve daha gelemedik mi? Eve az kaldı, az kaldı. Seni az kaldı. Yok, ne yorulması? Görevim bu. Görevin değil mi? Allah, görevim. Allah razı olsun. Sizlerden de. İşte köyümüz böyleniz. Güzelmiş valla. Sevdim. Çok iyi. Köy hayatı tembellikti işte. Kışın i̇şte, biraz zor olur. Kışın da evlerde sobalarımızı yakıyoruz, oturuyoruz. Soban yanıyordu işte, ona odun lazım, para odun lazım, kömür lazım. Odunu taşıyız. Zor, şimdiden zor hazırlayız. Kışın da oturuyoruz, yakıyoruz. Şimdi zaten son hazırlıklar yapılıyor köylerde. Aynen, aynen. Odun falan taşımıyor mu, toplamıyor yok, mu? Yok, yok. Onlar hazır o zaman. Var. Patpatımız var hep yollarda. Evde fındıklıklarımızın yanında yol gidiyor. Onlara dolduruyoruz, giriyoruz. Odunları, en güzeli. Odunları. Valla patpat olmasa millet ne yapacak bilmiyor. Patpat olmasa katırla. Tam geldik mi eve? Ha, geldik. Tam ben bunu vereyim o zaman. Hayvanlara vereceğiz şimdi. Şimdi oraya mı gideceğiz? Hayvanlara mı vereceğim otu? Evet. Direkt bunu veriyor mu? Başka işlem yok yani. Yok. Bazen böyle kaynatıyorlar, tamam, mineklere bir şey verirken. Ya, onlardan yapıyor. Yapıyoruz, mu? Yapıyoruz. Onlardan da yapıyoruz. Az önceki teyzem de kabak yedirecekmiş. Ha, ben de yapıyorum. Sen yediriyorsun mu? Yediriyorum, yediriyorum. Nereden ineceğiz? Şuradan aşağı. İnelim mi? Tamam. Şimdi geldik eve, ineklere vereceğiz bunları. Evet. Girelim o zaman. Ha, girelim şuraya. Şuraya. Burada mı? Vay be. Biraz pistir ama olsun. Yok canım, ne şeyse. Işık var mı? Yok. Çekimde sıkıntı olur mu? Az dur. Gelebiliyor musun Selçuk abi? Gel. Az dur. Karanlık. Anam, zorlu şartlar altında geldim. Amanın. Az şu tatlılığa bak Selçuk abi. Çek çek. Merhaba ya. Ama şu an küçücük ya, korkuyor. Bak, sana mamalar getirdim. Şunu indireyim mi abla? Yordu seni, yordu. Yok, ne yorulması? Şimdi bunları mı vereceğim? Al bakalım. Ablası oğluma şey götürdü. Şöyle bırakayım, sen ye, tamam mı? Şöyle. Başka da yok herhalde. Bu ne bu içinde? Ne çoğalı? Sen burada bak, ot dışında bir şey de getirmişsin. Şey yaptım. Bezelye diktim. Bezelye diktim. Bezelye diktim. Elma var. Ben de diyorum bak, ot ama bu niye bu kadar ağır? Otun altında elma, bezelye, her şey var bak. Var. İşte. Selçuk abi, elmalara bak. İşte öyle. Biber. Biber var. Biber de verebilirim size. Teşekkür ederiz. Ondan sonra şey yaparız biz. Ha, tamam, ben hazırlarım. Otları getirdim, bunu getirdim. O zaman sana kolay gelsin diyorum. Sağ ol, Allah razı senden olsun. Senden de o zaman ben artık gideyim. Görevimi tamamladım ben. Tamam. Bak ne buldum ev. Gelsene içeriye. Tarihi ve çok güzel. Ya, bu aralarda yaşadık işte. Burası mısır dolu, patates dolu. Aşağıya da düşmeyelim de. Tamam. Saman falan da var. Güzel. Oraya kadar vardı bu ev. Atlayayım. Atlama. Atlayacağım. Atlama. Bunu yapacağım. Altında bir şey yok değil mi? Yok. Yok, emin atlama misin? Bir yere. Niye? Bir şey olmaz ya, ne olacak? Bir yerin kırılır. Yok kırılmaz. Yok, kestirmeden gideyim, ne olacak? Al dur sen şunu. Atlama! Atlama. Nasıl, bırak atlayacağım. Sus diyor. Bir yerin kırılır. Kırılmaz yani, masrafları Selçuk abi karşılar. Acı çekmesin. İsa Bey, karşılarsınız değil mi? Çıldak. Bismillahirrahmanirrahim. Korktum. Ama yapacağım mı? Yok yok, bacağım hepsi. Vallahi. Vallahi. Yok yok, acıma. Sen beni tut. Buna yapacağım. Verelim.
göstereyim ben. Tut bakayım. Ama sıkı tut, tamam mı? Başardı, başardı. Hiçbir şey olmadı. Başardı. O da hazır bekle. Canım mikrofon. Hadi gidelim Selçuk abi. Bu kadar aksiyon yeter, koş. Neler yaptım. Yoruldum. Şu an bir eve geldim. Eve gideceğim. Karnımızı doyuracağız. Çok misafirperverler. Evin hanımı geldi. Ona yanına gideceğim. Abla merhaba. Merhabalar. Çat kapı geldik böyle. Bizim için hazırlıklar yaptın. Neler yaptın? Birazcık anlatır mısın? Çorbamız var. Oo, ne çorbası? Sarmamız var. Gelir mi? Mercimek. Mercimek. Sarmamız var. Pilav var. Sarma var. Nohutumuz var. Nohut var. Başka da yok. Burada yok yok. Az bir dakika şimdi yapmayalım. Sarmamız... Bak. Çorbamız. Nohutumuz da var. İkizce'de Özpınar köyünde gezmeye devam ediyorum. Abim orada mısırla uğraşıyor. Ben de gideceğim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim kızım. Nasılsın oğlum? Neler yapıyorsun amca burada? Mısır ufalıyorum. Ne yapacağım bunları ufalayınca? Öğütüp de un yapacağız da. Mısır ekmeği yeriz. Güzelce yoğurt. Oo, hamsiyle yoğurt. Falan da iyi oluyor. Hamsiyle dolu yoğurt doğrarsın. Ne güzel, her şey olur yani, ne yaparsan olur. Ablamla da az önce sepet taşıttı bana. Evet, taşıtmış söyledi. Taşıttı. Ya, ben onu ot sanıyorum amca, tamam mı? Bir baktım yarısı elma. Kandırdı. Kandırır. Var biber var. Vardı. Var. Bir şey söyleyeyim mi? Sağ olsun elma verdi, biber verdi. Yok afiyet olsun canım, ne demek. Başka istediğiniz bir şey, başka bir şey varsa versin. Teşekkürler abla. Bir silinuz falan varsa yoksa versinler. Var var, teşekkürler. Gelin burada hepsi var yani. Bizim Allah razı olsun. Köyde yok yok. Yok köyde yok. Her şey organik. Şehirde evet. Böyle bulamazsın. Bulamazsın. Hazırını bulursun. Bulamazsın. Ama bak ne güzel kendileri yapıyorlar. Evet. Kendileri uğraşıyorlar. Evet, evet. Hayvanlarımıza bakmışsın orada ahırda. Baktım baktım. Mısırım çok tatlı. İşte biz o 100 seneli gevduru. Değil mi? Orası. Tabii babamdan baktım. Önce. Baktım. Ben şu anda 60 yaşındayım. Maşallah. 100 seneli gev. O evde hepimiz muhtarıyla hep beraber yaşadık. Hı-hı. Ne yapalım işte. Eskiler. Eskiler. Şimdi nasıl yaşantı? O zamanki yaşantı nasıl? O zamanki yaşantı tabii bu. İllaki zorluklar vardır. Tabii, yeniye tabii. Kıyasla nasıldı mesela? Şu o günleri nasıl geçirdiniz? Anda, neler yaptınız? Yaşamak şu anda yani. Ama yaş gitti. Öyle işte kızım. Ama şimdi sefasını süreceksiniz inşallah. İnşallah ölmesek süreceğiz. Ölürsek ne yapalım? Allah gecinden versin. Amin, amin, amin. Peki burada gününüz nasıl geçiyor? Burada günümüz sabahına kalkarım, çay mı içerim? Ondan sonra bahçeye giderim yanımda yaşımla beraber. Hı-hı. İkimiz de hayatı geçiriyor ki diyor. İki tane torunum var. Onlarla uğraşıyor. Onlarla uğraşıyor. Ha, bakıyoruz başka ne yapalım? Ne yapacaksın işte? Öyle. Şimdi de mısırla uğraşıyorsun. Evet. Şimdi camiden geldim. Oturdum da hanım burada mısır ufalıyor. Yanına yardım ediyor. Sen de yanına oturdun. Bu kadar mı mısır daha yok? Yok var var var. Her şey orada da var. Var var da şey yani biz bunu şimdi taze gibi şey ödüp yiyoruz yani şey mısırı. Ambar değil mi bu? Ambar. Babaannemin de vardı. Biz mısır ambar. Falan koyuyorduk. Bakmışım siz de şimdi. Ha, biz de mısır koyuyoruz, fındık koyuyoruz. Fındık. Hepsini koyuyoruz yani. Şu da yeni yapıldı herhalde. Ukaraj. Ukaraj. Arabam var. Arabayı altına koyuyorum. Üstüne de. Üstüne şey mi? Üstüne kullanılıyor yani. Bir sürü her şeylerimiz var. Bu ambar kaç yıllık? Bu ambar 15 yıllık ancak onu biz kendim yaptım. Hmm. Babam öldükten sonra yaptım. Böyle şeyler değerlendiriliyor şimdi. Evet. Evet. Üzülüyor değerlendirin diye. Onu diye yıkmayın diye. Ya yıkılır mı o tarih yani? Tadilat yapılsa? Aslında var ki ablası. O kadar da mahvoldu. Bu ne biliyor musun kızım? Bu evden çok sağlıklı o ya. Tabii ki de öyle. Doğru hasta olmasın. Hiçbir şey olmaz. Ama bunda hastalıkta her şeyde bunda geldi. Ya doğru. İşte eskilenler de yenilenler evet, de. Evet, evet, evet. Ama bir şey söyleyeyim. Eskiler daha güzeldi. Şimdi her şey tek parmağımızın altında ama... Evet. Eskiler daha güzeldi tabii. Aynen öyle. Komşuluk, sohbet... O eski şeylik yok yani. Eskiden hani şey yapardık birbirimize yardımlaşma olsun, şey olsun. Hepsini yapardık ama şu anda bu yardımlaşma işi bitti. Çok nadir. Olsa çok nadir, çok nadir. Çok nadir yani. Şu an bulmak çok zor yani. Zor. Zor kızım. Zor.
Ne diyeceksin amca? Bir şey yok. Denecek bir şey yok. Öyle tabii ki. O zaman biz mısır... Evet. Devam edelim. Mısır ekmeğine bu zamana da... Şimdiki de bunu yiyen de yok mısır ekmeğine. Değil mi? Yok canım. Nerede hayvanlar? İşte tavuklar. Mısır ekmeğine nerede yiyecekler? Şimdi hep öyle. Kapıya geliyor, asılıyor oraya ekmek gidiyor. Sabahına sıcak fırından. Eskiden yoktu ki. Yokluk vardı. Şimdiki zaman çok iyi bir zaman aynen yani. Aynen öyle. Çok iyi. Ama yokluk olsa da eskiler iyiydi. Tabii iyiydi. Keşke o zamanlarda yaşasam. Tamam yokluk yoktu ama insanlık tabii, vardı. Tabii insanlık vardı, insanlık vardı. Çağırdın ya misali bir işin oldu hep çağırdın. 30 kişi birden oldu. Şimdi de bul bakalım hadi. Yok işte. Verirsen yeğim yeme gelirim diye adam. Şuradan kalk soruyor 30 desen yeğim ye. Hı hı. Öyle. İşte öyle biz fındıkla uğraşıyoruz. Misirine fazla yok. İki parça yerim var yani hı. İki dönem. Ekonomik anlamda katkı sağlıyor mu? Süt olsun, tereyağısı olsun, yoğurdu evet, olsun. Evet. Dışarıya satıyor musunuz? Yok satmıyorum. Kendimiz için akrabalarımız. Tabii çoluk çocuğumuz var. İstanbul'da bir sürü akrabalarımız var. Onlara gönderiyorum. Akrabaya da mı bedavaya veriyor? Bedava ablası yok. Niye? Ha? Şimdilik bir yoğurt 20 liraya. Sen 20 liradan kaç akraba var? Bunun kardeşleri var. Bundan sonra. Tabi gaz gelen yerden ördeğe kesin gelmez. Oradan da geliyor bir şey. Bu gönderiyor yani, ki oradan da geliyor. Onu onlar size. Evet, ben evet, öyle. Evet, evet, evet. Yardımlaşma hani şey yapma. Bilmem işte öyle işte. Bazılara selam yolla. Bazılara. Bak. Selam yolla. Ablam öyle dedi. Bak şuraya bak selam yolla. 8 tane 9 kardeşim da. Oğlanlar 10 tane. Hepsi kız mı? Evet. Bir tanesi erkek. O da öldü zaten. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. İşte öyle kızım. Ne yapalım? Biz bundan 38 seneden beri ta biz bu şuradan kalktı şöyle oturamamıştık birbirimize. Öyle geçinip gidiyor işte. Çok şükür bugün. Bir kızım vardı onu evlendirdim. Tek kızımdı zaten iki oğlum var. Bir oğlum mu evlenecek? Öyle işte kızın yerine gelin aldım. Gelinim şimdi daha hem kızım hem hayat devam gelin. Hayat devam ediyor hemen. O zaman boş durmayalım. Orada şey yapıyor işte. Ama bu da bitmiş sanki ha. Bitti. O da yemeğimizi yapıyor. Çayımızı veriyor. Aynı aha. Kendi kızım gibi bakıyor bize. Bu dünya böyle kızım. Öyle tabii ki. Ne yapacağım? Todo calor de magico, casi su me toca a ti, ya por el pico, y mi cámara está tincando me mis, y yo miro también al su me toca a ti, ya por el pico, y mi cámara está tincando me mis, y yo miro también al su no la tanto dis. İkizce'de Özpınar Mahallesi'nde gezmeye devam ediyoruz. Burada bir sürü ahşap ev var muhtarım. Bize birazcık anlatacak muhtarım. Burada hep ahşap ev görüyoruz. Evet. Biz. Neler söyleyeceksiniz? Evet efendim. Mesela kaç yıllık? Bu evimiz rahmetli amcamızdan kalma 150 yıllık evimizdir. İki tane hane barındırıyor içerisinde. Hı-hı. Yaşamaya devam ediliyor bu evde hala. Bunun dışında var mı peki? Bunun dışında mahallemizin alt tarafında Emrullah Civeleğimizin bir evi var. Hı-hı. Rumlardan kalma 200 yıllık. İki tane evimiz var bu şekilde. Peki arkanızdaki ağaç var. Bayağı bir büyük bir ağaç. Evet, kaç evet, evet. Kaç yaşındadır? Söğülük ağacımız 200 yıllık civarı. İnşallah. Evet. Yıllık ağaç. Yani tarih 200 yıl. Kimler geldi, kimler geçti, kim bilir. Ne yaşanmışlıklar vardır. Abla hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Gözümüz yollarda kaldı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel abla gel. İsmini öğrenebilir miyim? Nezahat ismim. Nezahat abla burada neler yapıyorsun? Yeter ki bal görmeyelim. Gördüm geldim vallahi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Orada işte şunu da eziyoruz elmayı. Aha. Sonra pişirip şundan süzüyorum.
taş koyarlar, kabak koymuşsun. Hı hı, taşa gücüm yetmediği için iki tane kabak koydum. Kaldıramıyorum. Evet, ağırlık olsun da ne, fark etmiyor. Sonra oraya koyup pişiriyorum işte. Şimdi önce burada eziyorsun. Arılar falan da var. Evet. Aman dikkat et kendine. Sonra ezdin. Sonra buraya git. Bir inceliklerini anlatsana bize. İşte orada elmayı yıkayıp ezip buna koyuyorum. Bunu da pişiriyorum. O şeyden aşağı süzüyorum. Süzülüyor. Onun altındaki suyu da buna koyup pişiriyorum tekrar. Çok zahmetli. Bal kıvamına geliyor. Evet. Ne yapılmışını kadar saat mesela uğraşıyorsun? Bu bir bayağı günlük işte 12 alıyor, saat falan arada ya. İşler de yapıyorum. Aha, 12 saat. Orada kaynıyor. Sen işlerini yapıyorsun. Ben burada de, kaynarken sen neler yapıyorsun? Ben yemek yapıyorum. Hayvanlarım var. Maşallah o kadar uğraşıyorsun. Tek çok tek başıma uğraşıyorum. Tek evet. Başına yapıyorsun. Tek yardım başıma. Edenin yok mu? Yardımcım yok. Üçümüz yaşıyoruz zaten. Bir de kızımız var. Kızın nerede? Samsun'da evli. Evli. Aha. Yardıma gelmiyor mu? O çocuklar okuyor. Her zaman gelemiyor. Çocuklara. Geldiği zaman yemek yani, falan yapıyor bize. Genelde tek başına evet. Evet. Bunu da iki tava pişirdiğim bu. Bu şimdi orada pişirdiğin ve en son hale gelen evet. İki günlük değil mi bu? Ha, iki günlük. Sonra bunları kavanoza koyacaksın. Kavanoza sonra bir koyuyorum. Güzel kışın afiyetle yiyeceksin. Bir tanesini koydum kavanoza. Misafirlerin artık ciddi bir emek var. Karadeniz kadını bak. Her şey doğal organik. Yerse raflardan almıyor. Size de veririm. Böyle kavanoza. Çok teşekkürler işte. Seyirci dediğim böyle. Son hali bu. Böyle saklıyoruz işte. Kapalı kaplarda. Elin emeğine sağlık o zaman. Afiyet olsun yeğenlere. Bir şey söyleyeceğim. Yeğenlere dedin. Ekonomik anlamda katkı sağlıyor mu? Satıyor musun? Yok, satmıyorum. Bizim dışarıda oturanımız çok gurbette. Akraba mı? Akraba, abi, öyle işte abla. Kızımıza veriyoruz. Sen öyle yapıyorsun, işte, uğraşıyorsun onlar. Onun yanında bir misafir gelirse görüyor, hadi ona da veriyoruz, öyle. Ama böyle. Şimdi bedavaya olmaz bu. İşte ben hayvanlarım da çok, herkes öyle diyor da satmaya alışmamışız hiçbir şeyi. Ama bir yerden başlardık, o kadar emek ediyorsun. Bilmiyorum işte. Bu işler böyle. Evet, her zaman yapamam diyorum. Yaparsan. Yaptığımı paylaşıyorum işte onun için. Ama işte bedavaya paylaşma. Gelirse ne olursun? Olsun. İşte. Biz kendimiz bile tüketiriz onu. Biz yemeği seviyoruz eşim de ben de. Bebeğimiz zaten amcada. Yemeği çok seviyoruz. O zaman elinize sağlık. Bak oralara git anam, duman altında kaldım ya. Ay ama çok güzel kokuyor, bir şey söyleyeyim mi? Gittiğim her yerde yardım ederim. Mübü evinizin gülü. Yardıma ihtiyacı olan arasın bak. Yerimiz yurdumuz belli. Oo. Bunu karıştırıyor mu abla? Karıştırıyorum. Üstündekini altına getiriyorum. Sen şimdiki öyle söyleme, o yapacak. Yok yapar, güveniyoruz. Çarşamba günü yapacak. Biz muhtarımıza güveniyoruz. Zaten güvendiğimiz için devrettik nöbet. Hı hı. Yani evet, yani ilk nöbeti ben aldım bu köyde 89'da. 2004'te Adem Gışla'ya verdim. Yani vermedim, aldı benden daha Türkçesi. Ne olsun artık, devirden devire bu işler öyle. Ondan sonra da Adem Gışla'dan da Cüneyt yeğenimiz aldı.
Bakalım Cüneyt'ten alacak birini yetiştirmeye çalışıyoruz 15 yıl sonra ama. Sağında duruyor. Muhtarım bak, 15 ile ben muhtarlar atışıyor şu an. Bizim İlk burada muhtarımız şimdiki muhtarımız. Bizim burada 15 yıldan yukarı şey vermiyor millet. 20'ye çıkarttık. 15. 20'ye çıkarttık abi. 16. yılı vermiyor. 15 yıl mühürü taşıyacaksın. Değil mi? Dördüncü devre alırız diyorlar. Biz de öyle başlattık. Ben dedim 15. Biz 20 yıldır. Ben dedim hatta yaşlanınca kadar sakal dizime inince kadar muhtar olacağım. Ama öyle olmadı. Olmadı. 15 yıl sonra aldılar. Sonra benden sonraki muhtar dedim ki ya bu dedim 20 yıl yaparsa beni geçmiş oluyor. Ne yapsak falan. Biz dedim 15 yılda bunu da yıkalım ki beni geçmiş olmasın. İşte Cüneyt. Artık Cüneyt'in 15 yılını biz görmeyiz de oğlana diyorum oğlum 15'ten sonra diyorum müsaade etmen diyor. Ya öyle kalsın diyoruz bilmiyorum. Dur amcam bir şey söylüyor. 15 sene sonra alıp ubandan 15 sene sonra sen aldın. 15 sene o aldı. 15 sene o. 15 sene bu da yaptın. Bak, bak işte bir 15 sene 15 dönüyor. Ben istemiyorum. Vereceksiniz bana 20 vereceksiniz. 20. Oraya göre ben kıracağım. Allah izin verirse. Buralar karıştı. Pek de karıştı sayılmaz aslında yani. Ondan sonra 15 senede bu yaptı. 15 senede bu yaptı. 15-20 senede bu yapar belki. Ya. Amcam çok dertli. Buna sıra gelmedi. Vatandaşlarımız geldi. Bizi gördü geldi. Vallahi teşekkür ediyoruz. İyi de bir şey oldu. Yani vatandaşlar sever böyle sohbeti, hele de TV52'nin buraya gelmesi, ordumuzun televizyonu o. Bunu da bir de kendimizi de izleyeceğiz. Tabii belki meşhur da olacağız yani hiç belli olmaz. İlla ki oldum bile. Yani, ha. Onun için iyi bir şey. Arada bir gelin siz. Siz arada bir gelin böyle. Bir gün yolumuz düşer. Her zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. Çok iyi olur. Böyle çekmeye değil, yemeye içmeye de gelin. En azından sofra şöyle uzun gene olsun. Ha, eski muhtar bir kuzu alır, yeni muhtar bir kuzu alır. Otururuz şöyle. İlk muhtarımız, şimdiki muhtarımız. Bir daha gelmeye bize birer kuzu söz verdiler. Kesecekler yiyeceğiz de. Muhtarımız mı? O da verdi. Oo, bak şimdi. Ben de tamam, ortaklaşa artık. Bir tane yetmez zaten şimdi millet gelir. Aynen. Her muhtar bir tane alacak. Eskisi yenisi. Eyvallah. Böyle gider bu iş. Yani illaki öyle olmalı. Siz gelmeden muhtar aranın kuzuları alın. Ben senin biz geleceğiz dedin. Tamam biz hazırlarız. Camın yanında şöyle karşı verin muhtarımın. Çok sağ olun. Dev ekranda sizi izletecek ya bize. Dev ekranda kuzu yeriz. Muhtarım yapacak onu. Evet. Yapacak. Evet. Yapar. Güveniyoruz biz muhtarımıza. Tabii ki de öyle. Sizin, herhalde sizin yanınızda verdiği sözü hiç yiyemez. Ordu televizyonu uzak bir yer değil. 52. Yani açarız telefonu. Yani bizim muhtar... Her şey bak vatandaşları için yapıyor. Yani evet çalışıyor çocuğumuz. Gerçekten muhtarımız iyi. Memnunuz. Yani bunda siyaset yok. Hem biz memnun olmak zorundayız. Yeğenimiz sonra yabancımız da değil. Onun için artık biz hep iyi tarafına bakacağız. Öbür tarafı olsa kapatırız. Yok zaten. İyi gidiyor. Şükür olsun. Çok şükür diyelim. O zaman çok ben şükür. Size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Güle güle. Ne diyeyim yani değil mi? Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Sen katıran bileceksin yavrum. Bilmiyor. Ağzından amcam beni aldı getiriyor. Şey, şimdi beni dinleyen mi? Senin gibi benim... 4-5 tane kırıldım ben. Verdim senin gibi 2 tanesini, 3 tanesini. Şimdi tamam mı? Bu hayvan buldu melek melek. Adam belli adama tekbuk atar, bu tekbuk atmaz. Bu böyle hayvan. Emin misin amca? Vallahi eminim bak. Ben 15 yaşımda, 16 yaşımda, 14 yaşımda okuz çiz sürmeyle, katırına, malına, koyunculuğuna. Hayatı öyle mi geçti? Ha böyle geçti. 80 yanıma yanaştım ha. Hiç de 80 göstermiyorum maşallah. Dizsin. Bu dizdağım gitmiyor Aykun. Dizlerim çok yoruldu. Hiç de yorulmuşa benzemiyor vallahi amca. Çok yoruldu, yoruldu. Ben aldım oradan koşturdum ya, buraya. Koştuk da ya. Böyle düz yerde gideyim hemen. Yamiye diye oraya yukarı gelekene gelemiyorum. Mu? Ha gelemiyorum. Yukarı gelemiyorum. Yukarı gelemiyorum ha. Aa, bacı da orada oturuyor. Bak dört gözünle olmuş. Ya iki gözünü bırak bir gözünü aç ya. Ya niye öyle diyorsun siz? Ya oradan böyle bak. Biri gelsin diye. Olmazsa ikimiz bir film çekilelim diye. Gel diye. Ben diye utanıyorum diyor. Yarın diye orada diye konuşakana diye.
Amca çok tatlısın ya. Vallahi ne bileyim, bilmiyorum tatlı mı, kötü mü, iyi mi, şükür Allah. Bak bu çocuk bile arabayı tutmuş orada, öyle bir duruyor. Bir şey söyleyeyim mi? Tut ha, ben de sürdüm, ne olmuş? Bir şey yok, çocuk süremiyor ki. Ama ben sürdüm. Sen sürdün mü? Sürdüm. Hadi al bakalım da bir batı götü şunu. Ama şimdi burası karışık biraz. O düz yolda kimse yoktu. Araba falan yok. Değil de Aykut, sen ona o kadar cesaretin yok. Ona başka bir şey olsa götürürsün de. Başka bir şeye cesaretin olmaz. Katıra binelim mi? Bin nasıl ha? Ama şöyle bir... Ben mi? Bir şey olur mu? Yok ya. Ben dizlemi alıp binemiyorsa bak. Diye az bir dakika. Bineceğim. Bak şimdi iki tane bak. Sen ona bin, ben buna bineyim. Ben buna binemem. Bak, ona, sen binersen ben de bineceğim. Onun huyunu bilmem. Onun huyunu bilmem. Bu komşudan. Hemen. Buna böyle bacaklarını kaldırıp de ben bunu böyle buraya atamıyorum. Vallahi atamıyorum. Bu bacaklarını bu cevap. Ben yardım ederim sana. Yükülmüyor ya. Yardım ederim. Ben oraya çekeyim de öyle bineyim buna binerken. Yükülmüyor dizlerim aşağı. Fafit. Bu böyle. Hadi Dingo. Hadi o adam da geliyor ya. Onu da getirin. Niye koymasın sen eşitliyorlar? Köy karıştı şu an. Eyvah. Bineceksin. Yok emmi, ben binemiyorum. Dizlerimi bükemiyorum vallahi ya. O kadar adam var, sana yardım ederim. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Bak bak bak. Bak bak, binemiyorum diyordu bak. Amcayı da bindirdik, helal olsun. Amcayı beni şimdi terse döndüreceksin. Şeyle ötüde kaldı ya. Bu karton çarptı mı adam, yandan alıyor. Adam dayı kaldı. Aşık torunum da katıra yakın alsaydı şöyle yakın yapmadım ya. Ne yapayım orada ben de. Allah. Aa, katıra bakacağız işte. Şile geleceğiz ha. Katır bu. Amca orada hava var nasıl? Biz dışarıda kaldık. Yok, ben yüksekler. Semenim iyi ya. Semer katırın semeri iyi. Ben burada iyi değilim. Sen de şöyle yüksek açık oynama lan. Ayaklarım ipe dengeli değil. Dengeli olsa. Bak bir de bak, bacaklarım ağrıyor diyorum, bindir işte. Sorun ama uşak altından bacaklarımı kaldırdım oraya. Ben nereye bu? Eme bu iple yukarıda olsa. Dur. Dur bakayım yine şu. Az bir şey söyleyeceğim. Amcaya gezdirseniz. Boş oğlum, boş. Gitme bir yere. Yok, gitmeyeyim zaten. Dur ya, varsa şeyini ayarlayayım. Az dur ya. Şu ipi ayarla ya. Az dur, amcam gezecek şimdi. Ay, altına yanayım ya. Emre'nin başını gezdirdim. Çok güzel oluyor böyle ya. Şimdi uyum, uzanacak. Elime basma. Ha, bas. 80 yaşındaki amcayı katıra bindirdik. Ya ver bana. Gidiyor. Ben gidiyorum ya. Ya amcayı kaçırır, bir şey olur. Ben böyle geziyorum işte böyle. Ay yüzüne yapma. Ya nasıl diye bak. Bu da fırstaniye, benim yanıma geliyordun ya. Ay ineyim daha. Sen bilirsin, sevdiysen kal. Yok, burada devamlı ben burada yanıyorum. Bir adam demiş ki, seni ben 3 çağırmadan ağaçtan indiririm demiş. Ha. Nasıl indireceksin demiş ya, 3 indirmeden. Ha, adam gidiyor, bir çağırıyor Ali diye, Never Veli diye. O da diyor ki, ne zaman çağıracak? Bekle, döksen ağacın tepesinde. Sen de şimdi bana in diyene kadar ben burada beklersem ayazda zeytin sirkeler. Altay sonra çağırırsın. Ha öyle. Amcaya yardım edelim de insin aşağı. Şimdi ineyim esas da ben şunu. Esas da. yok öyle değil. Tutun amcamıza. Vallahi bacağım bükülmüyor ya benim burada. Uşak beni böyle çıkartıyor. Bilemedim. Üç çağırmada çağıracak. Ne bileyim, kaç saatte bir çağıracak. Neye? Hani ağacın tepesine çıkmış da. He. Ha, katıra binsen miydin? Yok. Bilemedi. Yok, şimdi var ya. Yok, bizi yapmaz bu bası. Kim babası? Çocuğunu döver. Aha. Yani evladını döver. Ama aha, bunu döversen de dekmek atmıyor, ısırsan da dekmek atmıyor bu andır. Sen de bir şey yapma da. Yok, bana bir şey yapmıyor. Allah'a çok şükür olsun. Bu kadar bu şey. Enerjin hayranım. Yo, sesim çok güzel. Böyle bir sesim iyi de. Sen şimdi sesin güzel dedin. Az bir dakika şimdi. Tamam, o sağlığın saatin yerine bak. 80 yaşında. Sağlam. Kalp, bir şey söyleyeceğim. Kalp ameliyatı oldum bak. Yine unutma, sen unuttun ben. Bak kapım. Kapağım diye şık. Bak. Açma.
İki kere pıtıktan ameliyat oldum. Anca oldum. Ben neler ettim ya. Ha, enerji yerinde. Bir yerim kaldı. Tamir bir şey olacak. Şey söyleyeceğim. Şimdi sesim güzel dedin ya. Sen şimdi bize bir türkü söyle. Türkü işte o türküyü dedim. Vallahi söylersin. Ben türkü dedim mi işte o kötü oluyor. Sen şimdi ağzından kaçırdın. Hani böyle. Ben türkü söyleyemeyim. Ama bak o kadar. Ben şimdi burada bir yeğenim var İstanbul'da düğüne. Sen yeğene bir bırak dedi bırak. Dedi ki sen dedi emmim dedi türkü söyleye. La. Hani ben diyordum ki aklımdan bağ diyeyim köyü söylesele diyordum. Köye bir haber yollasan dedim. O zaman geldi çenem kırtaldı. Şimdi ben nasıl türkü söyleyeceğim ya? Ama söyle bak. Yo, rica ettim. Tam türkü. Bak rica ki. Ettim. Okur yazarlı olmayan adam nasıl türkü söyleyecek? Ya söylersin. Ya. Hadi söyle. Mektup yazmasını bilmez okumasını bilmez. Sen türkü söyle hazır karıştırma bir. Şimdi şu telefona alo diye adam ben de alo diyeyim. Geri ara beni dese yok. Tamam. Çağıracağım şu adama, çağıracağım belliye müsiye. Ya seni katırabilir. Amcayı bıraksak sabaha kadar konuşur. Ama enerjisi yerinde maşallah. Nereye? Beni kaçırırsa o. Bak bir şey olursa. Yok kızım, gel. Anam sağ ben ne diyeyim sağ ben. Sen bana ne diyorsun? Sen bana hep bir şey diyorsun ya. Bak, şu katır şurada duruyor ya. Ha. Bu orada dursun ha. Gel. Ama tutacaksın tamam mı? Dur. Tamam. Katıra da binmedim demem bak şimdi. Kaz dur. Ben de atamadım ey gide. Hayır dur. Sen de dokuşu düşeceksin. Sana sen kıyamazsın. Yok yok. Sen kızımsa. Ama o düşse sihir olur. Hatırla her şeyden düşme. Çok düştüm ben bundan değil. O bir katır. Yok yok ben düşmeyeyim be. Katıra da binmedim demem vallahi. Ay. Amca sen enerjin hastayım. Çok şükür Allah'a. Azıcık dolaştırsanıza beni. Ama bak bir şey olmaz değil mi? Evet sıkı tutun bir şey olmaz. Mikrofona bir şey olmasın bana olsun da. Yok yok. Mikrofon zimmetli valla. İsa Akçay beni keser keser. Yok oğlum. Az dur. Bak tut tamam mı abi? Yok kaçmadım. Sen tut bunu tut. Tamam hadi gezdir bize. Yok yok hayır bırakmasın o şey mi olur? Yok yok bir şey olmaz değil mi? Allah'ım çok çılgınım neler yapıyorum. Biz bir gidelim geliriz birazdan. İşte bizi kaçırmazsın inşallah. Valla. Amca senle konuşalım azıcık. Sen azıcık şöyle yanımdan gel de. Sen neler yapıyorsun? Az sen git de tam şöyle gidelim. Az dur. Katırlar senin mi? Evet benim. Kaç yıldan beri seni? Kaç yıldan beri? Ben 46 yaşındayım. Hep oldu yani bizde. Maşallah. Ha, evet. Kaç yaşından beri 46'sın? Ama şey gidelim az. Durmayalım gel yolda da. Gelelim. Ya bizim işte yolumuz da olsa, arabamız da olsa bizde bu hayvanlarda böyle hastalık halinde biz sürekli yani bakıyoruz bunlara. Bakımı zor olmuyor mu? Bakımı yani zor olsa da yani dur alışkanlık hali. Evet. Dedemizden, babamızdan gelemiz. İkisi de sana mı? Bir yok. Bir tanesi benim arkadaşım bugün bana emeciye geldi. Onunla beraber ikimiz odun taşıyoruz. İyi ne güzel. Evet. Ama çok da yüklenmeyin de. Yok yüklemiyoruz gerektiği kadar. Ya aynen öyle. Abi. Eziyet olmaz. Eziyet olmaz. Olmuyor zaten. Ay ama çok değişik bir duyguymuş şimdi bana. İlk defa katıra biniyorum. At neyse de ilk defa katıra biniyorum. Yani bu. Ben kaçırmazdım bak yok. Hızlandı bu hızlandı. Yok ben. Bu senin kovmakta sonra gitmez o. Yok yok tamam. O şey gitmesin. Ben tamam mı? İpini ver abi. Hayır hayır. Hayır. Yok yok. Ya gel geri geri. Sen bırakma bırakma getirir. Hayır. Hayır hayır. Kaçırır kaçırır. Hayır rezil olduk mahalleliye. Deh deh. Ama şey tut tut. Koy koy bir şey yapmaz bir şey yapmaz. Gitmiyor durdu. Gider git o. Git. Hadi gel. Araba geliyor araba. Yukarı gidiyor. Ha. Al düşer. Yok yok. Düşmedim. Düşmem herhalde. Ay çok güldük ya. Vallahi Allah gülmeden ayırmasın amca. Amin. Bu daha gitmek istemiyor herhalde. Fark etmez. Nereye kadar gidersen gideriz. Geri götürelim o zaman. Geri götürelim. Tamam geri götürelim. Evet tutalım. Ya da ben burada ineyim. Ben burada ineyim. Gelebilir misiniz? Yok yok. Ha, inerim. Selçuk abi. Şu arabanı nereye kadar götüreyim seni?
Zahmet ol. İşte böyle de yardımseverler. Evet. Selçuk abi seni görüyor gitmiyor bak. Kamerayı görüyor gitmiyor. Sen daha önce bindin mi buna? Çok bindim. Zevkli mi binmek? Evet. Güzel oluyor. Vallahi hiç kaçırdın mı seni böyle? Yo ben vallahi genellikle tek başıma binmiyorum. Babamlarla binmiyorum. Yo binme binme. Vallahi ben korkuyorum. Ama alıştığın zaman da inesin gelmiyor. Vallahi öyle alıştık şimdi birbirimize. Yani önceden bunları şimdi anne kasını 10 lira 10 lira çalamazdım şu an. Şu an ne kadar? Şu an 4000 lira 5000 lira falan civarlarında. Ya. Evet. Ama yolu olduğu için şimdi o kadar rağbet kaldı. Değil mi? Tek sayılı kişilerde kaldı yani. Yani aynen. He. Maşallah. Bu da bizim evimizin emektarı işte. Uslu. Herkes böyle çoluk çocuk biner biner hiçbir şey demez. Ne güzel işte ya. Ben de kimseye de vermedik buraya evde. Verme de sen he, de de. Ben burada ineyim. Tamam. Şu mikrofonu az vereyim mi size? İnebileceğim mi? Ver tutayım ben. Sen az gelsene Selçuk abi. Dur, ayağım kaldı. Dur ayağını at. Takılmasın ayağını. Hoppa. Tamam, indi. Oy, indi. Teşekkürler. Beni buraya kadar getirdin. Size teşekkür ederim. Ne demek? Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Allah razı olun. Gördüğüme sevindim vallahi sizi. Değişik bir duygu oldu benim için. Biz de ilk defa işte böyle geldiniz vallahi buralara sağ olun. Biz de yüzümüz güldü. Değişik insanlarla tanışmamız oldu. Allah razı olun hepinizden de. Sizden de Allah razı olsun. O zaman iyi günler diliyorum. Tekrar çok güle güle. Allah yolunuzu açık etsin. Tekrar bekleriz. Güle güle. Çok sağ olun. Bacı dayım da burada. Hoş gelmişiz. Mahallede gezerken ablamı gördüm. Turşu yapıyordu. Şimdi onun yanına gidiyorum. Ablacığım kolay gelsin. Şöyle gelsen olur mu? Sağ olun. İsmini öğrenebilir miyim önce? Söylemesem olmuyor mu? Yok tamam sen bilirsin söyleme. Şimdi burada ne yapıyorsun? Ben burada şimdi turşu koyacağım. Karalahana dediğimiz turşumuzu koyuyorum. Bayağı da yapmışsın. Sarımsağı ile biberini koyuyorum. Şimdi sen bunu bizim inceliklerini anlatır mısın bize? Tarladan topladın. Evet. Oradan bu yana ne işlemlerden geçti? Tarladan topladım. İlk önce biz şeyle alıyoruz. Heyle alıyoruz. Aha. Ondan sonra getirip onu bir temizine ayırıyoruz. Hı-hı. Yallık olanını ayırıyoruz. Evet seçiyoruz. Ondan sonra haşlıyoruz. Sonra haşladıktan sonra soğukluyoruz tekrar soğuk suda. Hı-hı. Sonra işte doğruyoruz. Bu hale getiriyoruz. Hepsini sen mi doğradın? Evet. Maşallah emeğine. Şimdi tuzunu bak, şimdi da koyayım. Tuzluyor. Karıştıracağım. Bidona hazır. Bu kaya tuzu muydu bu? Evet. Şimdi bu biber falan da koydun içine. Başka ne var? Başka sarımsak var, biber var. Tuzunu bunları koyuyorum. Bunları ezdin taşra. Niye taşra ezdin mesela? Başkası olsa ezmiyor böyle eliyle. Evet öyle falan. De yapılıyor da böyle daha. Böyle daha iyi oluyor. Evet ben şimdi bunu bir de karıştıracağım. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bunları nereden buldun? Bunlar eski büyüklerden ama kaldı. Çok güzel ya. Kimden kaldı sana? Dedelerden. Çok güzel. Şimdi yok öyle. Böyle işte karıştırıyoruz. Sonra evet şimdi. Evet bidona. Eline emeğine sağlık vallahi bayağı da uğraştırıyor bu. Evet bayağı bir zahmeti var yani ama tek yapmadın zaten ablam yardım evet, etti sana. Evet evet evet. Neyin oluyor? Asıl burası komşum da ben komşuda. Ablam yardım etti. Ben komşu. Evet. Yardım ediyorum ben ona. Öyle yani. Tek başına olmuyor zaten. Zor hayır, oluyor. Hayır. Zor oluyor. Evet. Yani çok evet. Zahmetli bir iş. Zaten. Evet. O öyle görünsün diye ben tamam. Öyle şey yaptım. Hadi. Onun dışına koyacağız mı? Koyulacak. Halime koy istersen. Böyle işte böyle. Hı-hı. Yapmayınca olmuyor. Ne yapacağım? İlla ki kışın afiyet. Kışa hazırlık. Kışa hazırlık. Halime orayı da göster istersen sen. Ona. Bak orada aa, da. Turşu orada falan var orada. Evet kışa da. Hazırlık oraya da. Orayı da göster. Abla sen bunu karıştır ben geliyorum. Tamam. Buyurun. Ay kestane bile var. Evet.
Sen mi yaptın abla bu turşuları? Evet. Şimdi sayalım. Bu biber. Bu biberin pul biber, salça. Aha, kahvaltılık için mi yoksa? Yok, kahvaltı değil. Yemek. Normal. Yemek. Evet. Şu ne? Ayva komposto. Şey, böğürtlen. Böğürtlen. Yaprak, yaprak sarma. Şey bu. İncir. Evet. Salatalık turşumuz. Melezen. Bunun kavurması mı oluyordu evet, bir de? Çok evet, güzel kavurması. Oluyor. Ordu'nun meşhur melezen. Bu turşu gabala yok, bu turşu sadece değil mi? Fasulye turşusu kıyma olarak. Kıyma. Kıyması olarak. Bunu şey yapıyorlar, çorba. Çorbası da oluyor. Mısır unuyla tavada onu yapıyoruz. O çok güzel. Kıyma değil, normal yapıyoruz biz bunu. Bu da değişik. Evet. Görüyorum ben onu. Bu domates, klasik. Yeşil aynen, domates. Aynen. Evet. Buna kestanemiz var. Sizin bahçeden mi? Evet. Onu kesiyoruz, fırında pişirip dondurucuya atıyoruz kışın yemek için. Biberlerimiz var. Tarladan organik bunlar evet. da. Hatta kurutuyoruz da orada. Kuruyunca ne yapacaksın ablamlara? Seneye tohum olsun diye şey yapacağız, ayırıp tohumunu alacağız, ekeceğiz Mart'ta, Nisan'da. Cevizler de size ait. Evet, hep bize ait kabaklarımız. Az önceki turşudan. Su kabağı mı onlar? Bal kabağı. Bal kabağı. Evet. Su kabağı da var ama değil mi? Onu bilmiyorum. O nereden geldi benim aklıma? Az önce mi şey yaptık? Bilemedim. O kabakları şey yapıyorsun değil mi? Dilimliyorsun. Evet. Bu ne derler ona sen söyle. Tatlı. Kabak tatlı yapıyor musun? Evet yapıyoruz. Çok üstüne da güzel oluyor. Ceviz fındık katıyoruz. Karından yenmez. Aynen öyle. Güzel yapar mısın? Evet yaparım. Valla. Aynen. Yaparım. Bize de yaparsın inşallah. İnşallah. Bak, misafirim burada. Olun. Mısır, patlamış mısır olacak. Bunlar. Evet. Bunu şimdi topladın sen. Evet. Değil mi? Evet. Topladın sonra bu ne oldu böyle? Kuruyacak. Nerede kuruttun? Böyle kurutuyoruz. Onun yani içine koydun kurutuyorsun. Ayıtladıktan sonra böyle kurutuyoruz. Evet. Ondan sonra ufalayacağız. Elinle yapıyorsun tabii. Aynen öyle. Hı-hı. Mısırı patlatacağız akşam kışın çay yanında. Çayla beraber aynen. Komşularımla. Biberlerimiz aynı gelir. Şekilde. Küçücük. Evet. Bu da güzel. Boy boy değişiyor. Bu ne süs kabağı. Süs kabağı. Yenilmiyor zaten süs aynen. değil mi? Aynen. Sarımsaklarımız kendimizin. Bunları da mı siz diktiniz? Evet. Köy o kadar köye gittim ilk defa bir köyde yok, sarımsak dikiyorlar. Yok kendim sarımsağımızı yapmaya çalışıyoruz yani Allah, köyde olunca işte. Yapmak gerekiyor. Aynen öyle doğal hazır işte. Hazır ne alalım? Para vereceğine kendin dikiyorsun. Aynen. Yiyorsun. Evet. Başka ne kaldı? Maşallah yani. Sende de yok yok. Meyve de toplasaydık iyiydi ama. Elma mı o? Evet elma. Bu bahçe size mi ait? Buralar hepsi bizim. Bak ambarada mısır var. Yine biber kurutuyorsun. O mısırlar da seneye ekmek için asıl olanlar. Şey yapacaksın değil mi ona? Bahçeye aha. ekmek için. Güzel ha. vallahi abla eline emeğine sağlık. Çıkalım şey. Dışarı. Bu çiçek. Ha. İyi. Öyle süs domates, yalancı domates diyorlar. Değil mi? Aynen. Ben de domates sanmıştım. Onu domates zannetip yenme de oluyor. Hurmamız bilirsiniz. Hurma da var, evet. İncir. Onları da topluyorsun. Evet. Yumuşayana kadar bekletiyorsun. Evet, armutumuz var. Burada da bir tane fındığımız var. Evet, fındığımız. Ablamla evinin bahçesini geziyoruz. Evet, ambarımız var işte. Kaç yıllık o ambar? Yeni yapılmış herhalde o. Bu yeni yapıldı da eski ambarı sadece buraya direklendirip buraya getirildi. Evet. Güzel ya ben şurada seviyorum öyle. Şurada biberlerimiz var onu dün topladık. Kurutuyoruz kışın tohumunu yapmak için. Aha. Şurada kivi mi var? Evet. O da mı size ait? Evet. Siz mi yiyorsunuz hepsini yoksa ekonomik anlamda katkı sağlıyor mu size? Bize ekonomik biz satmıyoruz. Bizim İstanbul'da da akrabalarımız var. Evin şey ablamlar. Herkes şimdi bak aynen, yapıyor ediyor. Hem kendine ayırıyor. Yiyoruz. Hem böyle akrabalarına götürüyor. Aynen. Bedavaya vermek olmaz o kadar emek ediyorsun ama. Çileklerimiz var da şu an. Çilek bir. Yok tabii. Çileklerimiz işte aha. bu sene yandı ya yağmur. Değil mi? Olmadığı için yağmur olmadı. Ne zaman toplayacağım bunları? Olmadı zaten. Kasım'ın 15'ine falan. Aha. Az kalmış onun. Aynen öyle. Güzel.
Vallahi. Biberlerimiz orada, hı hı. Orada. Kabaklarımız var. Tarlada yok yok. Ana, o ne kadar büyük kabak öyle. Maşallah şimdi. Annem, kayınvalidem dikiyor. Vallahi. Kayınvalide dedi az dur şimdi ben sormadan edeme aranız nasıl? İyi çok şükür. Valla doğru söyle bak. İyiyiz çok şükür. Ezecek de şey yapma doğru söyle. Yok iyiyiz çok şükür. İyi çok şükür. Şimdi ablam var rahatsız hastanede. Geçmiş olsun. Sağ onun olasın. Yanında ona bakıyorsun. Evet. Zaman. Sen de burada uğraşıyorsun. Aynen. Ev, iş. Evet uğraşıyoruz. Yapmadan yenme tabii olmuyor. Tabii ki. Aynen öyle. Kışın yerken yiyor. Yeni dünya diyorlar şuna. Hı hı. Adı neydi? Yeni dünya. Muşmula. Muşmula. Evet, muşmula. O bile var. Yok yok tarlada. Evet. Senin yerinde olsam ben satarım. Neyi? Yaptıklarımı. Fazla olsa satarız da. Fındık fazla satıyoruz sadece. Sadece fındık. Fındık kaç kilo çıktı bu sene? Bu sene birkaç ton çıktı. Birkaç ton. O zaman bayağı ton var. Olur biraz. Ne kadar biraz? 5 falan olur. 5 ton. 5 ton. Evet. 5. İyiymiş abla vallahi Allah bereket versin. Ama bir de fiyatı gelse. Gelmedi. Ha, gelmedi. Düştükçe düştü şimdik. Evet. Dertli misin bu konuda? Aynen. Dertli. Sence yükselir mi? Yükselsin istiyoruz. Bütün herkes bunu istiyor. Evet. İnşallah yükselir. Çok emek veriliyor çünkü. Aynen öyle. Onu topluyorsun, kurutuyorsun, patoza veriyorsun falan. Bayağı sıkıntı. Evet. O zaman geçelim abla turşumuzu koyalım bidonlara. Ben de. Bak şimdi. Nusret sana meydan okuyorum abiciğim. Bu biberler böyle kalmayacak tabii değil mi? Daha bizi çok ezilecek. Aynen öyle. Bunu büyük kalmaması lazım. Sus orada, sus daha rahat.
σου με το κάτι διαφορετικό. Τη νύχτα μέρα θα την κάνουμε εμείς. Και όνειρο θα μοιάζουν όλα θα το δεις. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι μαγικό. Να ζήσουμε το κάτι διαφορετικό. Σε after party δίπλα στην ακρογιαλιά. Θα σε μεθύσω με σφινάκια και φιλιά. Αυτό το καλοκαίρι. Başına geldik. Ablam su dolduruyor. Abla, biraz bahseder misin? Bu köyün adı nereden geliyor? Daha önce neydi ismi? Bu köyün adı Kaynarpınar'mış. Büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla. Kaynarpınar. Kaynarpınar'ımızın suyu da burada. Kaynağı yani. Köyün adı burada. Sonradan Özpınar olarak değişmiş. Niye Özpınar olarak değişti? Bilmiyorum. 20-30 yıl önce falan değişti galiba Özpınar olarak. Çeşme kaç yıldır var burada? Ya 40 yıldır vardır. Hı hı. Ben bilmiyorum ama bu köyün adının suyu burada yani. Kaynağı burada. Hı hı. Buz gibi bir su tadına baktık. Kışın da sıcak olurmuş herhalde. Kışın sıcak oluyor. Ne tam içme kıvamında. Yani hakiki su olmasından dolayı böyle bir şey. Yazın da buz gibi. Dolaptan içmeye gerek kalmıyor. Tamam. Buradan alıyoruz. Bahçede öğleye kadar ısınmıyor. Değil mi? Aynen. Sepetimi taktım, amcamın yanına gidiyorum. Yıllardan beri sepet örüyormuş. Şimdi ondan inceliklerini öğreneceğim. Amcacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, şükrolsun. İsmini öğreneyim önce. Yaşar Güler. Yaşar amca. Evet. Kaç yılından beri bu sepeti yapıyorsun? 20 yıl olan var. Kaç yaşında olmuş oluyorsun 20 yıl? Şimdi 80 ile 90 arasındayım ben. Oo, maşallah, o kadar var mısın? Var. Bayağı da olmuş. Oldu. Uzun süre olmuş. Peki bu sepetleri nasıl yapıyorsun? Biraz bize bahseder misin inceliklerinden? İşte. Çubuğu götür yaz, yapıyaz. Nasıl yapıyorsun mesela? Şöyle sen de bunu tut. Bunları nasıl geçiriyorsun, nasıl yapıyorsun? Nasıl bir çubukla yapıyorsun? Fındık çubuğundan yapıyor. Fındık çubuğu. Evet. Öyle, ne bileyim ben. Artık alışmış eylen hızlı hızlı yapıyorsundur. Evet. Tek başına mı yapıyorsun? Başka kimse yardım etmiyor mu? Yok, getiriyor. Şimdikini yapamayam da. Hı hı. Ha, ileri yapıyordum.
Tek başıma yap. Neden yapıyorsun bu sepetleri mesela? Ya komşuya şuna buna veriyorum işte. Yok yok, bunlar ne? Neyden yapıyorsun? Fındık çubuğu. Kestene çubuğu. Şu şu. Şunlar ne bu mesela? Bu kestene. O şu. Kesen çubuğu. Evet. Zor olmuyor mu? İncecik incecik yapmışsın. Zor. Alıştın mıydı? Çok bir zor olmuyor. Artık gerçi usta oldun. Sana kolay geliyor. Ha evet. Gücüm yeter. Gücün yetiyor maşallah. Baksana kaç tane sepet yapmışsın. Bir dolu da içeride var. Sepetleri satıyorsun mu? Yok. Öyle hobi yok olarak mı yapıyorsun? Öyle komşularıma, bir samimi kimselere veriyorum öyle. Bize de verir misin? Elbet. Valla. Şunda gözüm kaldı. Götüreyim mi bunu? Elbet. Gerçekten mi? Canın sağ olsun. Elbet. Senin de canın sağ olsun. Teşekkür ederim. Peki burada bir günün nasıl geçiyor? Geçiyor işte, çalışarak şöyle böyle geçiyor. Sepet yaparak mı geçiyor? Yok, sadece sepet yaparak değil de. Başka ne? Başka da çalışabiliyorum başka bir ne şey. Ne iş yapıyor mesela? Gücüm yeter, her işi yapıyordum mesela. Hı-hı. Biz ilaç veririz köyde. Ama şimdi gücüm yetmiyor kızım. Ne yapacaksın artık? Keyfine bakacaksın bundan sonra. Ya artık. Gözlerinde bir yorulmuşluk var ama. Ama gözlerinde çok güzel. Çok zor. Ehliyetince de çok zor yaşamak. Öyle tabii. Eskiler nerede, şimdiki nerede? Geçmişte neler yapıyordun peki? Şu an devir çok değişti. Evet, değişti. Okur yazarlığım da yoktu benim. Biraz zor oluyor tabii zor, senin için. Tabii tabii. Askerde falan. Biraz. Geçmişte yaşamayı ister miydin şu an? O günleri özlüyor musun? Şu an kullanamıyorum. Ne bileyim ben. Özlemiyor musun? Genç bir delikanlıydın. O günleri özlüyor. Ya yok, o günü ta göremeyiz. O geçti artık o da. Şükür olsun. Bugüne şükür ederim hani. Allah'ıma bin bir defa şükür olsun. Çok şükür değilim işte. Evet. Teşekkür ederim sana. Ben de size teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Sağ ol. Allah razı olsun. Kendini izleme. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Allah'a emanet ol. Tamam. Bir şey söyleyeceğim mi buradan peki? Seni izleyecekler. Eş, dost, akraba, çoğul, çocuk. Ben... Şuraya bak da söyle ama. Ben sizden bir şey istiyorum. Yardım istiyorum. Bu evimin üstünü yaptırmak için. Eğer bir şeyiz varsa. İleteceğiz biz gerekli yerlere. Senin sesin olacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok. Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Senden de. O zaman gidiyorum ben. Evet. Heh. Yine gelin. Yolumuz düşerse neden olmasın? İnşallah.
Bugün İkizce ilçesi Özpınar mahallesindeydik. Gezdik, gördük, eğlendik, yeni yerler keşfettik. Haftaya yeni rotamızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.